Todivision, bilgi ve deneyimlerin seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden paylaşıldığı herkese açık bir kanal. Gökyüzüne kafasını kaldırıp ayın ve yıldızların muhteşem görüntüsünü seyretmeyen yoktur. Hatta gökyüzüne bakarken uzaya gitme arzusunu duyanlar da olmuştur. Uzaydan yaşadığımız bu gezegene bakabilmek ve hatta yaşadığımız ülkeyi görebilmek muhteşem olurdu. Belki yakın gelecekte uzay turizminin başlamasıyla kendi gözlerimizle uzaydan dünyaya bakma fırsatına erişebileceğiz. Bugünkü videomuz uzay çalışmalarında bir dönüm noktası olan NASA'nın Apollo projesi ve Apollo projesi kapsamında Ay'a yapılan yolculuklarla ilgili. Apollo projesi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından gerçekleştirilen insanlı Ay'a yolculuk projesiydi. Apollo projesi kapsamında toplam 11 uçuş gerçekleştirildi. Yapılan ilk 4 uçuşta Apollo projesinde kullanılacak uzay araçları test edildi. Sonraki 7 uçuşun 6'sında Ay'a iniş başarıyla gerçekleştirildi. İlk Apollo uçuşu 1968'de, Ay'a insanlı ilk iniş 1969'da, son iniş de 1972'de gerçekleşti. Apollo projesi kapsamında toplam 12 astronot Ay'da yürüdü. Astronotlar Ay'da bilimsel araştırmalar yaptılar, Ay yüzeyini incelediler ve Dünya'ya getirmek için Ay taşları topladılar. NASA, 25 Mayıs 1961 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin koyduğu 10 yıl içinde Ay'a astronot indirip sonrasında güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirme hedefini Apollo programı ile gerçekleştirdi. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. NASA bu program için Apollo komuta modülünü ve Ay modülünü tasarladı. Komuta modülü 3 astronot kapasiteli bir kapsüldü. Astronotlar Ay'a giderken ve Dünya'ya geri dönerken komuta modülünü kullandılar. Ay'a iniş için başka bir uzay aracı olan Ay modülü kullanıldı. Ay modülü yalnızca 2 astronot taşıma kapasitesine sahipti. Ay modülündeki 2 astronot Ay yüzeyine indi. 3. astronot Ay'ın yörüngesindeki komuta modülünde kaldı. Ay modülü, astronotları Ay'ın etrafındaki yörüngeden Ay'ın yüzeyine taşımak, ardından astronotları Ay yüzeyinden yörüngeye geri götürmek için kullanıldı. Apollo programında 2 farklı tipte roket kullanıldı. İlk uçuşlar için daha küçük olan Saturn 1B roketi kullanıldı. Saturn 1B roketi yaklaşık olarak 22 katlı bina yüksekliğindeydi ve Dünya yörüngesinde Apollo komando modülünü test etmek için kullanıldı. Sonraki Apollo program uçuşlarında daha güçlü ve 3 parçadan oluşan Saturn 5 roketi kullanıldı. Saturn 5 roketi yaklaşık 36 katlı bir bina yüksekliğindeydi. Ay'a inişin gerçekleştiği Apollo 11 uçuşuna kadar birçok deneme uçuşu yapıldı. Apollo programı kapsamında ilk deneme uçuşu Apollo 1'di. 27 Ocak 1967 tarihinde fırlatma öncesi yapılan testler sırasında büyük bir trajedi yaşandı. Astronotlar Virgil Crimson, Edward White ve Roger Caffey, komuta modülüne yayılan bir yangın nedeniyle maalesef yaşamlarını yitirdiler. Apollo 1 kazasından sonra Apollo 7 mürettebatlı ilk uzay göreviydi. Dünya yörüngesinde kumanda ve servis modülleri test edilecek, uzaydan canlı televizyon yayını yapılacaktı. Apollo 7, 11 Ekim 1968 tarihinde NASA'nın Cape Canaveral merkezinden Saturn 1 roketiyle fırlatıldı. Apollo 7 ekibi Dünya yörüngesinde 10 gün kaldıktan sonra başarılı bir şekilde geri döndü. Apollo 8'de Dünya yörüngesinden ayrılıp Ay'ın yörüngesine gidilecek, Ay'a iniş yapmadan Ay'ın yörüngesinde Apollo komando modülü test edilip Dünya'ya geri dönülecekti. Apollo 8 uçuşu ile insanlık tarihinde ilk kez insanlı bir uzay aracı Dünya yörüngesinin dışına gidip gelecekti. Apollo 8, 21 Aralık 1968 tarihinde NASA'nın Cape Kennedy üssünden Saturn 5 roketiyle fırlatıldı. Ay yörüngesine ulaşan astronotlar birçok fotoğraf çekip Ay yörüngesinden Dünya'ya canlı televizyon bağlantısı gerçekleştirdiler. Apollo 8 ekibi Ay'ın yörüngesine yaptıkları uçuştan 6 gün sonra 27 Aralık tarihinde Dünya'ya geri döndü. 1969 yılında ilk kez Ay modülünün manevra kabiliyeti test edilecekti. Apollo 9 mürettebatı 3 Mart 1969 tarihinde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn 5 roketiyle Dünya yörüngesine fırlatıldı. Uçuşun 3. gününde astronotlar uzay giysilerini giyerek Ay modülüne geçtiler ve Dünya yörüngesinde Ay modülü ve Apollo kontrol modülünü ayırıp tekrar kenetlenmesini gerçekleştirdiler. Apollo 9 ekibi 10 gün sonra 13 Mart tarihinde Dünya'ya geri döndü.
Ay modülünün iniş yapmadan önce son kez Ay'ın yörüngesinde test edilmesine karar verildi. Bu amaçla Apollo 10, 18 Mayıs 1969 tarihinde Cape Kennedy'den Saturn V roketiyle fırlatıldı. Ay'ın yörüngesine ulaştıktan sonra Ay modülünün ayrılma ve kenetlenmesi ve iniş motorları test edildi. Yapılan testler televizyon yayını ile Ay'dan Dünya'ya aktarıldı. Apollo 10 ekibi 26 Mayıs tarihinde Dünya'ya geri döndü. Apollo 11'e kadar yapılan uçuşlar, Ay'a ilk insanın güvenli bir şekilde ayak basabilmesi ve Dünya'ya güvenli bir şekilde dönebilmesi için gerçekleştirilen test uçuşlarıydı. Artık Ay'a iniş denemesi yapılabilirdi. Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin'den oluşan Apollo 11 mürettebatının görevi, 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin koyduğu 10 yıl içinde Ay'a astronot indirip sonrasında güvenli bir şekilde Dünya'yı geri getirme hedefini gerçekleştirmekti. Apollo 11, 16 Temmuz 1969 tarihinde NASA'nın Cape Kennedy merkezinden Saturn V roketiyle fırlatıldı. Fırlatmadan 4 gün sonra 20 Temmuz tarihinde Armstrong ve Aldrin uzay giysilerini giyerek Ay modülüne geçtiler ve Ay'a iniş için motorları çalıştırdılar. Armstrong ve Aldrin Ay'ın Sea of Tranquility adı verilen bölgesine sorunsuz olarak iniş gerçekleştirdiler. Ay modülünden önce Armstrong dışarı çıktı ve Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Armstrong'dan yaklaşık 20 dakika sonra Aldrin Ay modülünden dışarı çıktı. Ay modülünden yaklaşık 9 metre uzaklığa tripod üzerinde kamera yerleştirildi. Neil Armstrong, bu bir insan için küçük bir adım, insanlık içinse dev bir adım derken televizyon ekranlarından milyonlarca insan onu canlı olarak izledi. Astronotlar ay yüzeyinde Amerikan bayrağı açtılar. Armstrong ve Aldrin fırlatma rampasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Apollo 1 astronotunun ve yine kazalarda hayatını kaybeden 2 kozmonotun isimlerini taşıyan hatıra madalyonlarını ve 73 ülkenin iyi dileklerini içeren silikon bir diski ayın yüzeyine bıraktılar. Aldrin ay yüzeyinde 1 saat 33 dakika kaldıktan sonra ay modülüne geri döndü. 41 dakika sonra Armstrong ay modülüne döndü. Ayın yüzeyinde astronotlar 2,5 saatten fazla zaman geçirdiler. Yüzeyi incelediler ve kaya örnekleri topladılar. İki astronot ay modülünün içindeki zaman da dahil olmak üzere 21 saat 36 dakika boyunca ay yüzeyinde kaldılar. Astronotlar daha sonra ay yüzeyinden ayrılmak için ay modülünün motorlarını ateşlediler. Ay modülü fırlatıldıktan sonra ayın yörüngesinde bulunan Apollo kontrol modülüne kenetlendi.
Ay yörüngesindeki 3 astronot 21 Temmuz'da dünyaya yolculuk için gerekli ateşlemeyi başlattılar. Apollo 11 komando modülü ay yörüngesinden ayrıldıktan 44 saat sonra dünya atmosferine giriş yaptı ve 24 Temmuz tarihinde Pasifik Okyanusu'na paraşüt yardımıyla indi. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin tarihe geçmişti. Kendilerini coşkulu kalabalıklar karşılayıp sevgi gösterilerinde bulundu. Apollo 11'den sonra Apollo projesi devam etti ve 6 uçuş daha gerçekleştirildi. Bir uçuş başarısız olurken 5 uçuşta ayın farklı bölgelerine başarıyla inişler gerçekleştirildi ve Neil Armstrong ve Edwin Aldrin dışında 10 astronot daha ayın yüzeyinde yürüdü. 14 Kasım 1969 tarihinde Camp Kennedy üstünden fırlatılan Apollo 12, Apollo 11'in iniş yaptığı bölgenin yaklaşık 950 mil batısına Ocean of Storms adı verilen bölgeye iniş yaptı. Astronotlar Charles Conrad ve Alan Bean ay yüzeyinde 31.6 saat geçirdi ve iki kez ay modülünden dışarı çıkıp ay yüzeyinde incelemeler yaptı. Apollo 13 en bilinen ay uçuşlarından bir tanesi. Hatta bu uçuşla ilgili başrolünü Tom Hanks'in oynadığı bir film de var. 11 Nisan 1970 tarihinde Saturn V roketiyle fırlatılan Apollo 13'te Ay'a giderken sorun yaşandı. Apollo 13, Dünya'dan 200 bin mil uzaktayken uzay aracında bir oksijen deposu patladı ve ikinci oksijen deposunda hasar meydana geldi. Komuta modülünün elektrik, ışık ve su kaynağı arızalandı. NASA, astronotları eve nasıl güvenli bir şekilde getireceğini bulmak zorundaydı. Enerji tüketimini azaltmak için tüm kritik olmayan sistemler kapatıldı. Dünyaya dönmek için gerekli süre 151 saat olarak hesaplanıyordu. Hesaplamalara göre dünya atmosferine girmeden 5 saat önce astronotların kullandığı su bitecekti. Su soğutma sistemi olmadan cihazların uzaydaki ömrü fazla değildi. Mürettebat su tüketimini azalttı. Elektrik kapatıldığı için uzay aracı soğudu, soğuktan uyumak neredeyse imkansızdı. Tüm zorluklara rağmen Apollo 13, 17 Nisan 1970 tarihinde dünyayı güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Apollo 14, Kennedy Uzay Merkezi'nden 31 Ocak 1971 tarihinde fırlatıldı. 5 Şubat tarihinde Antares adlı ay modülü Apollo 12'nin iniş yaptığı bölgenin 110 mil doğusunda ayın Fra Mauro bölgesine iniş yaptı. Astronotlar Alan Shepard ve Edgar Mitchell 5 ve 6 Şubat tarihlerinde iki kez ay yüzeyinde dolaştılar ve ay yüzeyinden örnekler topladılar. Toplamda ay yüzeyinde astronotların dolaşarak geçirdiği süre 9 saat 24 dakika olmuştu. Apollo 15 ile birlikte ilk defa ay yüzeyinde kullanmak için tasarlanan Lunar Rover adlı araç götürüldü. Apollo 15, Cape Canaveral'dan 26 Temmuz 1971 tarihinde fırlatıldı. Astronotlar David Scott ve James Irwin 30 Temmuz'da Ay'a iniş gerçekleştirdi. 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde 3 kez Ay yüzeyini dolaştılar ve toplamda 18 saat 37 dakika ile rekor kırdılar. İnsanlık tarihinde ilk kez Ay'da kullanılan Lunar Rover isimli araba ile 17,5 mil dolaştılar. Apollo 15 ekibi Ay yüzeyinde toplamda 66 saat 55 dakika kaldı. Apollo 16, 16 Nisan 1972 tarihinde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Astronotlar John Young ve Charles Duke'u taşıyan Ay modülü 20 Nisan tarihinde Ay'ın Descartes bölgesine iniş yaptı. Ay'da kalınan 71 saat 2 dakikalık süre boyunca astronotlar bölgeyi toplam 20 saat 14 dakika olmak üzere 3 kere dolaştı. Ay'a götürülen Lunar Rover aracı ile 16.6 mil dolaşıldı. Apollo 16, 27 Nisan 1972 tarihinde Dünya'ya döndü. Apollo 17, 7 Aralık 1972 tarihinde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Astronotlar Eugene Kernan ve Harrison Schmitt'i taşıyan Ay modülü 11 Aralık tarihinde Ay'ın Taurus Littrow bölgesine iniş yaptı. Apollo 17, Ay'a yapılan son iniş göreviydi. Astronotlar Ay modülünün dışında Ay yüzeyinde 22 saat 4 dakika kaldılar ve Lunar Rover aracı ile 30,5 kilometre yol kat ettiler. Ay modülünün Ay'da kalma süresi 75 saatti ve Apollo 17, 19 Aralık 1972 tarihinde Dünya'ya geri döndü. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
her hafta seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.